Tekerlek. Muhteşem bir icat, öyle değil mi? Tarih boyunca yapılan pek çok icat ilhamını doğadan almıştır. Örneğin uçak kanatları havada süzülen kuşların kanatlarına bakılarak tasarlanır. Ama doğada tam olarak tekerleğin fonksiyonuna sahip, yani bir eksen etrafında dönen dairesel bir yapı yoktur. Tekerlek %100 insan zekasının ürünüdür. Peki insanlar neden böyle bir tasarım yapmışlar? İhtiyaçtan. Problemlerini çözmek için. Yanlış anlaşılmasın, tekerlek deyince ilk akla gelen ulaşım ya da taşımacılık problemi değil bu. Ne de olsa 6000 yıl kadar önce Mezopotamya'da yaşayan insanlar bayram tatillerinde deniz kıyılarına, sahillere nasıl daha hızlı ulaşılır şeklinde problemlerle uğraşmıyorlardı. Akşama ne yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz diye düşünüyorlardı. O yüzden müzelere gittiğimizde çoğu zaman onlardan kalan böyle çanak çömlek türündeki eserleri görürüz. İşte ilk tekerlekler o çömleklerin daha düzgün bir şekilde yapılabilmesi için kullanılmış. Dikey olarak yerleştirilmiş bir eksenin, bir aksın, dingilin üstünde dönen yuvarlak bir platform. Çömlekçi tekeri diyebileceğimiz bu basit makine insanların ilk tasarım araçlarından biriymiş. Tekerleğin dönme hareketinin yardımıyla üzerindeki materyale düzgün, simetrik bir şekil verebilmek mümkün hale gelmiş. Bu bilgi aklıma çok ilginç bir bağlantıyı getirdi. Yıllar yıllar evvel böyle üç boyutlu tasarım programlarını öğrenmeye çalışırken karşıma çıkan neredeyse her ders materyalinde önce çaydanlık modellemeyi öğretiyorlardı. Sonradan araştırdım ve öğrendim ki Utah çaydanlığı adı verilen bu standart referans nesne, üç boyutlu tasarımcıların kendi aralarında kullandığı özel bir şakaya dönüşmüş. Bilgisayar programcılığında da önce ekrana hep Hello World, Merhaba Dünya yazdırılır ya, işte onun gibi bir şey. Antik tasarımcılar da, modern tasarımcılar da işe hep mutfak aletlerinden başlıyor demek ki. Neyse, biz şimdi tekerleğe geri dönelim. İlk başta dikey bir aks ve üzerinde dairesel bir şekilden oluşan bu yapının diğer ucuna bir tekerlek daha eklenebileceği fikri gelmiş birilerinin aklına sonradan. Bir de bunu yatay pozisyona çevirmişler ve böylece tarihin ilk arabası diyeceğimi zannediyorsunuz ama oyuncağı ortaya çıkmış. Bu gördüğünüz tekerlekli köpek Veracruz yakınlarındaki kazılarda bulunmuş. Yani antik Meksikalılar, Aztek uygarlığı da tekerleği ulaşım ya da taşımacılık için değil, eğlenme amacıyla kullanmışlar. Belki farkında bile olmadan büyük bir arabanın minik bir prototipini oluşturmuşlar. Kuzey Kafkas bölgesinde yaşayanlar atların arkasına bağladıkları bir kasanın altına bunlardan iki çift yerleştirip at arabasını icat etmiş, Ege bölgesinde yaşayanlarsa sadece bir tekerleği kullanarak ondan el arabası yapmış. Bakın, tekerlek aynı tekerlek ama insanlar farklı problemlerine çözüm ararken onu kullanarak farklı tasarımlar geliştirmiş. Bu tasarım geliştirme süreci genelde aynı. Ortada bir problem var. Bu problemi çözebilmek için yüzlerce, belki de binlerce deneme yapılıyor. Ve bu denemeler sonucunda ortaya çıkan prototiplerden en işe yarayanlar bir ürüne dönüştürülüyor. Burada en uzun süren kısım ortadaki deneme aşaması. O yüzden tekerlek gibi bir aracın olgunlaşması binlerce yıl sürmüş. Çünkü her şeyi gerçek dünyada modelleyip yapmanız gerekiyor. Oysa artık tasarım denemelerimizi bilgisayarlarda yapıyoruz. Üç boyutlu çömlek modellemeyi öğrenir öğrenmez farklı varyasyonlarını düşünmeye, modelimizi geliştirmeye başlıyoruz. Acaba içindeki sıvı miktarını nasıl maksimum seviyeye getirebilirim? İşte bu sırada sıcaklığını koruyabilmesini nasıl sağlarım? Çözmeye çalıştığımız probleme ilişkin bu tür soruların cevaplarını hızlıca bilgisayar ekranında yaptığımız tasarım denemeleriyle bulmaya çalışıyoruz. Fakat insan beyni aynı anda sadece 5-6 tane değişkeni hafızasında tutup kullanabiliyor. Oysa bilgisayarların böyle bir limiti yok. İşte burada generative design, yani üretken tasarım adı verilen yeni bir konsept ortaya çıkıyor. Bu konseptin temelinde tekerleğin icadından sonra insanların geliştirdiği en önemli icatlardan bir başkası var. Yapay zeka. Dediğim gibi bir tasarım problemini çözerken geçmişteki tecrübelerimiz ve kafamızdaki 5-6 değişkenle sınırlıyız. Oturmak için bir sandalye tasarlıyoruz diyelim. Hemen aklıma gelen birkaç şekli çizerim, öyle değil mi? Oysa yeni tasarım konseptinde bilgisayara şu kadar hafiflikte olup şu kadar ağırlığı taşıyabilen ve üretim maliyeti en fazla şu kadar olacak sandalye istiyorum diyorsunuz. Yani probleminizi ayrıntılı bir şekilde tarif ediyorsunuz. Yapay zeka bu parametreleri kullanarak binlerce alternatif tasarım üretiyor. En uzun süren o ikinci aşama büyük bir hız ve çeşitlilikle gerçekleşiyor.
Ve son aşamada ben bu tasarımlar içinden amacıma en uygun olan bir tanesini seçiyorum. İşte bu yenilikçi, üretken tasarım konseptinin özü bu. Bunun ne kadar önemli olduğunun farkında mısınız? Bir şeyleri yapmanın yepyeni ve çok farklı bir yöntemi bu. Ben böyle şeyleri heyecanlı bir şekilde aktardığım zaman buna benzeyen yapay zeka ile ilgili gelişmeleri hemen "eyvah, tasarımcılık elden gidiyor galiba" türünde bazı serzenişlerle karşılaşıyorum. Oysa 3 aşamalı tasarım sürecinin ortasındaki en uzun süren ve en zahmetli olan kısım sadece yapay zeka desteğiyle gerçekleştiriliyor. Ve böylece tasarımcılar kendi kullandıkları bir araçtan başka bir şey olmayan o yazılımın teknik özelliklerine odaklanmak yerine, onunla uğraşmak yerine asıl çözmeleri gereken probleme, kendi hedeflerine, amaçlarına odaklanabiliyor. Herhangi bir şeyi üretmek için kullanılacak malzemeleri optimize ediyor, geliştirim süresini kısaltıyor ve dolayısıyla da maliyetleri düşürüyor. Airbus A320 model uçakların iç tasarımındaki bazı parçaları bu yöntemle tasarlayarak %45 oranında hafifletmeyi başarmış. Daha hafif uçak ne demek? Daha az yakıt harcamak demek. Sadece tasarımdaki basit bir problemi çözmek için geliştirilen ve Airbus'un Bionic Partition adını verdiği bu yöntemle her yıl uçakların karbondioksit salınımı binlerce ton azaltılmış. Airbus aynı yöntemle gelecekteki uçakların sadece içini değil, dışını da değiştirerek bir yandan daha güçlü bir iskelete sahip olup bir yandan da daha hafif uçakların üretilmesini planlıyor. Koskoca Airbus tabii ki böyle şeyleri yapabilir diye düşünmeyin. Bence bu yenilikçi üretken tasarım konsepti 3D printing, yani 3 boyutlu baskı teknikleri ve araçlarıyla da birleştirilirse küçük ve orta ölçekli tasarım ve üretim grupları da kolaylıkla çok daha yenilikçi tasarımlar yapıp ürünler geliştirebilir. Geleneksel üretim anlayışında aynı parçalardan çok büyük miktarlarda yapmak gerekiyordu ki karlılık sağlanabilsin. Bunun için de çok pahalı yatırımlara ihtiyaç vardı. Oysa artık 4. sanayi devriminden söz ediyoruz. Bunun çok önemli bir parçası da daha yerel ve küçük takımlar tarafından üretilen yenilikçi tasarımlar olacak. Ya abi, çok güzel anlatıyorsun da biz nereden başlayabiliriz? Bu konuda Autodesk'in Türkiye üretiminin geleceği adını verdiği bir inisiyatifi var. Amacı üretim alanında başarılı olmak için kritik olan 5 anahtar kabiliyetinizi geliştirmeye yardımcı olmak. Bunun için dijital yolculuğunuzu yaklaşık yarım gün süren bir dijital strateji adımıyla başlatıyorsunuz. Başka bir gün sektördeki başka işletme liderleriyle birlikte bir yenilik atölyesinde buluşup kişiselleştirilmiş bir değerlendirme yapıyorsunuz. Daha sonra yine size özel bir keşif toplantısı ve ardından nasıl daha ileri gidebileceğinize dair önerilerle 4 adımlı dijital yolculuğunuzu tamamlıyorsunuz. Autodesk'in bu videoda anlattığım generative design, yani üretken tasarım konseptiyle ilgili araçları hakkında bilgi sahibi de olabiliyorsunuz. Türk sanayisinin daha iyi ürünler geliştirmesine, yurt dışına açılmasına ve daha fazla kazanç elde etmesine yardımcı olmak için geliştirilen bu inisiyatifi ve size sunabileceklerini incelemek için açıklamalar bölümündeki linki kullanabilirsiniz. Yeni bir şeyleri yaparken ya geçmişe ya da etrafımızdaki diğer üretilmiş şeylere bakıyoruz. Bir arabayı yapacaksak tekerleğini yeniden icat etmeye gerek var mı? Yok deyip geçiyorduk eskiden. Artık tekerleği bile yeniden icat edebiliriz. Daha geçen ay Nisan 2021'de bir yarış arabası için üretken tasarım konsepti kullanıldığı açıklandı. Tasarımcıların zaten çok hafif olarak ürettiği tekerleklere bir de yapay zeka destekli üretken tasarım yazılımıyla bir optimizasyon uygulandı. Bilgisayarın ürettiği alternatif tasarımlardan biri seçilerek parçaların %35 daha hafif olması sağlandı. Dünyanın en hafif tekerleklerinden biri ortaya çıktı. Videonun başında da söylediğim gibi tekerlek önceleri daha iyi çömlekler ya da oyuncaklar yapmak için kullanılmış. Daha sonra yapılan binlerce deneme ve büyük ölçekli modellerle bir araca dönüşünce dünyayı da dönüştürmüş. İnsanlar artık çok daha uzak mesafelere, çok daha hızlı gidebilmeye başlamış. Oralara gidince kültürler birbirleriyle tanışmış. Kimi zaman çatışmış, kimi zaman kaynaşmış ama sonucunda hep çeşitlilik artmış. Dönen bir tekerlek gördüğünüzde dünyadaki bu dönüşüm de aklınıza gelsin bir dahaki sefere. Çünkü ben yapay zekanın da buna benzer bir kaldıraç etkisi taşıyacağını umuyorum.
öyle güçlü bir kaldıraç ki bu, tekerleği bile yeniden icat edebiliriz.